24 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 11. Olağan Kongremizde göreve gelen arkadaşlarımızı ve yaptığımız görev dağılımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve talip olan, göreve gelen yönetim kurulu arkadaşlarımı sizlere tek tek isimlerini arz edeceğim. Başkan Talaş Şeker, Ali Toprak, Asım Tazegül, Cevat Ön, Muhammed Ateş, Orhan Karabekiroğlu, Ercan Yalçın, Mustafa Köseoğlu, Hasan Kara, Zekeriya Demirtürk, Yakup Yıldırım, Muhammed Karakütük, Burak Günal, Şendoğan Yıldırım, Soner Mıcık, Mustafa Yılmaz, Murat Uğurlu, Batuhan Türk, Kemal Akagündüz. Bu arkadaşlarımız gerçekleştirdiğimiz kongrelerde asil yönetim kurulu üyeliğine getirmişlerdi. Yedek yönetim kurulu arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak istiyorum. Ayla Türk, Zerrin Karadağ, Şaban Başkan, Murat Demir, Kemal Yüksel, Mustafa Dursun, Eray Tetik, Fethullah Zor, Servet Kaya, Gökhan Kaplan, Hasan Coşkun, Kerim Aşkın, Seyfettin Kaya, Sebahattin Özarslan, Necdet Şimşek, Dursun Atoğlu, Murat Kapan. Bu arkadaşlarımız asil ve yedek yönetim kurulu üyeliklerimiz arkadaşlarımız, kongrelerde seçilmiş olan arkadaşlarımız. Seçilmiş olan arkadaşlarımızla geçen hafta yapmış olduğumuz ilk yönetim kurulu toplantısında yapmış olduğumuz görev dağılımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkan Talat Şeker, Başkan Vekilliğine Ali Toprak, Başkan Yardımcılıklarına, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Şendoğan Yıldırım, Basın ve Halk İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Muhammed Karakütük, Parti İlçe Sekreterliğimize Sayın Orhan Karabekiroğlu ve Mali Sekreterliğimize Zekeriya Demirtürk getirilmiştir. Yapmış olduğumuz görev dağılımı da bu şekildedir arkadaşlar. Bunlara ek olarak da ulusal gündemde bir konu olan diğer bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz son 2-3 aydır Çin sınırları içerisinde bulunan Doğu Türkistan bölgesinde Çin zulmünden, baskısından kaçarak Tayland'da bir ormanlık alanda 2000 kadar soydaşımız Uygur Türk'ü orada saklanmış vaziyetteydi. Dün itibariyle 500 tane Uygur Türk'ü Tayland'ın bu ormanlık bölgesinden alınarak şu anda Türkiye'mizde Kayseri'de devlet lojmanına yerleştirilmiş durumdadır. Burada emeği geçen hükümet yetkililerine teşekkür ediyorum. Ve geriye kalan 1500 tane de soydaşımızın en kısa zamanda Türkiye'ye sığınma haklarının bir an önce yerine getirilmesini talep ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.